Merhaba. Yine çok yaygın kullanılan takviyelerden bir tanesi omega 3. Şimdi omega 3'e geçmeden önce kısaca size yağ asitlerinden söz edeceğim. Ve hap bilgi şeklinde omega 3 kullanacaksanız nasıl ve hangi ürünü seçeceğinizi anlatacağım. Şimdi yağ asitleri doymuş ve doymamış diye ikiye ayrılıyor. Doymuş yağ asiti hayvansal yağlar, tereyağı, et, süt ve peynirdeki yağlar. Doymamış yağ asitleri ise çoklu ve tekli doymamış diye ikiye ayrılıyor. Bakın tekli doymamış yağ asidi omega 9. Bu meşhur çok yenilen moda olan avokado da var. Kuru yemişler de var ve zeytinyağı da var. Omega 9. Tekli doymamış yağ asidi. Çoklu e, doymamış yağ asidi ise omega 3 ve omega 6. E, omega 6, mısır özü yağı işte bildiğimiz o e, ayçiçek yağı şeklinde çok kullanılması önerilmeyen yağ grubu omega 6 bunu akılda tutalım. Çoklu doymamışın içinde bir de ne var? Omega 3 var. Omega 3 de ilaç olarak da aldığımız zaman işte balıktan elde ediliyor. DHA ve EPA. DHA ve EPA balıkta var. Bir de ALA var ala ise bitkisel. Yani keten tohumu, tohumu, soya ve ceviz. Ama şöyle, omega 3'ü bitkisel kaynaklardan tamamen almak mümkün değil. Çünkü istediğiniz kadar bitkisel olarak hani ala dediğimiz omega'yı alın. E, onun DHA ve EPA'ya dönüşümü %20 oranında. O nedenle artık kasa kasa falan böyle kilo kilo keten tohumu yemek lazım. O nedenle yani balık e, ana kaynağı omega 3'ün balıktır. Bunu unutmayalım. Şimdi vücutta omega 6 ile omega 3 oranı önemli. Omega 6 neydi? Mısır yağı, işte ayçiçek yağı istenmeyendi. Omega 3 ise işte bitkisel ve hayvansal olan o istenilen e, sağlıklı yağlar. 4'e 1 olmalı. Yani omega 6 omega 3 oranı 4'e 1 olmalı. Ama bu kaç biliyor musunuz? Bütün bu sanayileşmiş tari hani toplumlarda bizde de, yurtdışında da, Amerika'da da 20'ye bir Neden? Çünkü fast food'lar yeniyor, rafine gıdalar yeniyor, hazır gıda, işte koruyuculu gıda. O nedenle buradaki omega 6 oranı çok yüksek. Bu da zaten sonuçta kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet için bir merhaba demek oluyor. Şimdi bir yayın yapılmıştı ve bu 43 bin erkek üzerinde bu yayın yapılmıştı. Omega 3 kullanan erkeklerde prostat kanseri oranının yüksek olduğunu söyleyen bir yayındı bu. Daha sonra pek çok başka yayın yapıldı, derlemeler yapıldı. Bunun aslında çok da doğru olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bir sürü yayın var bu konuyla ilgili. Bu yayınların bazıları omega 3 kullanımının kardiyovasküler hastalıktan koruduğunu iddia ederken bazıları ise korumadığını iddia ediyor. Şimdi derlemelere falan da baktığınız zaman tamam trigliseridi düşürüyor bu bir gerçek. Kan değerlerini düşürüyor. Bunu kabul ediyorlar ama işte enfarkt riski, kardiyovasküler hastalık riskini azalttığına dair net bir veri olmadığı söyleniyor. Bu sonuçta derleme sonuçları. Ben size şimdi bu riskleri azaltıyor diyen bir sürü yayın bulabilirim. Ama bu yayınları incelerken de nasıl yapıldı, kaç kişi üzerinde yapıldı, istatistiği nasıl, güvenilir bir çalışma mı, kanıta dayalı mı bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Yani bir yayını bizler okurken de bilim insanları olarak nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz. O nedenle bunların taramasını yapıp da karşınıza çıkıyoruz. En azından ben o şekilde yapıyorum. Yani omega tabii ki balık yeteri kadar yemeyen bir kişi e, mutlaka kullan kullanır kullanmalı. Peki omega 3'ü e, alırken nelere dikkat edeceğiz? Bunlar biliyorsunuz, hep pahalı e, ürünler. Şimdi DHA ve EPA oranına bakacağız. Genelde satılan preparatlar 3 EPA 2 DHA şeklinde. 3'e 2. Bunların toplamının da 1 grama yakın olması lazım. Yani 1 gramın üstünde bulursanız ne ala. Pek Türkiye'deki preparatlarda yok. Kutunun üzerinde 1 gram yazıyor diye aldanmayın. İçine bakın. Çünkü DHA ve EPA oranı 400 mg olup 600 mg'ı bambaşka yağlarla omega 6 ile falan tamamlanan preparatlar var. Bunlar bir işe yaramaz. Paranız da havaya gider, boşa gider. Yani DHA ve EPA oranının yani toplamının 1 grama en azından yakın olması lazım. Şimdi e, Alan'ın söylemiştik %20 oranında DHA ve EPA'ya dö döndüğünü. Onun için hani aldığınız preparatlarda ona da bakın. Yani aladan oluşmasın e, alacağınız şey trigliserit formu olsun. Trigliserit formunun emilimi daha yüksektir. Kutular böyle eczaneden alıyorsanız işte güneşin altında kalmasın. Yani böyle ön raflarda olmasın. Çünkü güneşin altında kalınca sıcak ve ışık onu bozar. Bir de kutularda mutlaka okuyun. IFOS onaylı olsun. IFOS. IFOS çünkü işte hangi balıktan üretiliyor, balıkta toksin var mı, ağır metal var mı falan, trigliserit formu mu? E, bunlar dünya standartlarında üretilen e, bu tarz işte firmalar mutlaka IFOS'tan onay almak zorundalar. O şekilde piyasaya sürebiliyorlar. Onun için mutlaka ve mutlaka IFOS o onayına bakın. Şimdi bilinen literatürle işte e, trigliseriti düşürdüğü bunu biliyoruz. Kalp sağlığı açısından en azından trigliseriti düşürdüğü için olumlu. Hiperaktivitesi olan çocuklarda da kullanılıyor e, omega. E, gerçekten faydalı olduğu da söyleniyor tabi herkes her çocuk için geçerli değildir ama böyle bir bilgi var. Nörolojik sağlık için önemli. Özellikle de balığı az e, tüketen e, kişilerin kullanımı öneriliyor. Size anlattıklarım arasında en önemlisi satın alırken para vereceksiniz. DHA ve EPA toplamının 1 grama yakın olduğuna mutlaka dikkat edin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın.